Batı'da dedi bunlar daha beter dedi. Heh, bence ben de şimdi onu soralım. Tam da buradan başlayalım. Bir de hatırlarsanız sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazen AKP'li bazı isimler çıkıp Batı bizi kıskanıyor diyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de yaşamış, hayatın büyük bölümünü geçirmiş, AKP'de zamanında siyaset yapmış bir isim, uzun zamandır da İngiltere'de yaşayan bir isim olarak yani içeriden ve dışarıdan bakışı da bize sunabileceği için Sayın Çömez'e sormak istiyoruz. Batı bizi kıskanıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddia ettiği gibi orada durum daha mı kötü ekonomi? Orada enflasyon daha yüksek, mallara, ürünlere, hizmetlere ulaşım sıkıntılı. Bizi kıskanıyorlar mı? Bizi kıskanıyorlar mı? Tabii. Evet, onları bir soralım bakalım. Nedir durum? Ya da böyle elektrik faturaları geliyor mu kendilerine acaba? Merak ediyoruz Sayın Çömez. Ne dersiniz? Gelmemesi mümkün değil. Doğal gaz faturası da geliyor. Ödemezseniz ne oluyor bugün, Sayın Çömez? Bir de, Sayın Çömez, bir de şunu söyler misiniz? Faturayı ödemezseniz ne oluyor? Müsaade ederseniz ben bir cümle bu konuyla ilgili bir açıklama yapıp öbür tarafa geleceğim Sayın Saymaz. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı bugün yaygara kopartmayın deyince açıkçası ben Londra'dan bir yaygara kopartmak istedim ve Türkiye'nin dikkatini çekmek istedim. Kendi evimin fotoğrafını koydum. Kendi geçen ayki faturamı koydum ve maaşımı açıkladım insanlara. 5 odalı bir evde oturuyorum. Geçen ay kışın en sert olduğu dönemde bana elektrik artı doğalgazda gelen fatura 156 pound. Ve benim saatlik ücretim 85 pound. Yani ben 2 saat çalışarak bu kocaman evin 1 aylık elektriğini ve doğalgazını ödeyebiliyorum. Bu şartlar altında kıskanmamı bekliyorsanız boşuna beklemeyin çünkü hiç kimse bu şartlar altında kıskanmaz. Kimsenin burada doğalgaz faturası, elektrik faturası diye bir derdi yok, olamaz da. Ne kesinti var, ne herhangi bir problem var, ne de insanların böyle bir ödeme problemi var. Tamam ben hekimim, belki hani gelir seviyem biraz ortalamanın üstünde olabilir İngiltere'de. Ama bir hekim olarak 2 saat çalışarak ben bu ülkede 1 aylık 5 odalı bir evin elektriğini ve doğalgazını ödeyebiliyorum. Evet. Dolayısıyla bu kıskanacak bir durum yok orta yerde. Öte yandan işte Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde raflar boş dedi, enflasyon aldı başını gitti dedi, evet. Hayat korkunç dedi, insanlar kuyruklarda dedi. Hiçbirisi doğru değil. Ben bununla ilgili aslında belki de en son bunu yapması gereken benim ama maalesef yapmak zorunda kaldım. Bir İngiliz çifti konuşturdum ve hiç de olayın böyle olmadığını kanıtlayıp kamuoyuyla paylaştım. Büyük de bir tepki aldım saraydan aslında. Arkadaşlarım arayıp öfkelerini benimle paylaştılar ama ben de bu doğruları paylaşmak zorundaydım. Çünkü göz göre göre insanlar yanıltılıyor, göz göre göre insanlar kandırılıyor. Sayın Saymaz'ın sorusuna gelince elbette burada da insanların ödeme güçlüğü olabilir, ödemeyle ilgili problemleri olabilir ama hiç kimsenin elektriği kesilmez. Siz 6 ay 1 yıl elektriğinizi ödemezseniz sadece her ay bir mektup gelir evinize, ödeyebilecek misiniz, durumunuz ne diye sorulur. Eğer hala ödeme imkanınız yoksa bunun karşılığında siz kalkar belediyeye dersiniz ki benim param yok, ödeyemiyorum, belediye sizin paranızı öder. Zaten İngiltere'de asgari geçim standartı olarak kabul edilen rakam 18 bin pound'tur. Yani bu bir ailenin asgari olarak kazanması gereken paradır. Bunun altında bir geliriniz varsa belediyeye başvurursunuz. Belediyeye dersiniz ki benim param yok, yetiştiremiyorum. Hemen anında size takviyesini yapar. Dolayısıyla 18 bin pound dediniz evet, Turan Bey. Size 156 pound elektrik ve doğalgaz faturası geldi ama orada yani asgari ücret seviyesi 18 bin pound mu diyorsunuz? Doğru mu duydum? Şöyle dilerseniz onu da şöyle açıklayayım. Asgari ücret burada saatliktir. Yani bir saat çalışarak en az alabileceğiniz 9,5 pound'tur. Bunun altında bir tek kuruş hiç kimse yasa olarak ödeyemez. Öderse cezası vardır. Yani bu 9,5 pound'u 18,5'la çarptığınızda sanıyorum karşınıza işte yani 160-170 lira gibi bir para çıkıyor. Türkiye'de 24 lira 25 lira olduğunu hesap edersek tam 8 katlık bir gelir farkı var asgari ücretlerin Türkiye ile Batı arasında. Şimdi tabii Türkiye'de siyasetçiler kendilerini çok akıllı zannediyorlar ve ellerine geçirdikleri medya gücüyle toplumun kafasını enfekte edebileceğini, doldurabileceğini düşünüyorlar. Utanmadan, sıkılmadan medyayı, ekranları dolduran, omzu kalabalık insanlar, birçok title'ı olan, birçok titri olan insanlar çıkıp diyor ki
biz dünyanın en ucuz benzinini kullanıyoruz, biz dünyanın en ucuz elektriğini kullanıyoruz. Hayır, böyle değil. Siz bir şeyi hesap etmek istiyorsanız o toplumda satın alma gücüne bakacaksınız. Ben yine geçtiğimiz günlerde bir asgari ücretlinin 2 saat çalışarak İngiltere'de neler alabileceğini kanıtladım. Neler alabilir Sayın Cömez? Yani videoda var aslında, bir ara isterseniz onu da gösterin. İnanılmaz şeyler alıyor. Şeker alabiliyor, yumurta alabiliyor, 2 litre süt alabiliyor, 1 kilo tavuk eti alabiliyor, makarna alabiliyor, 1 litre zeytinyağı, 1 litre ayçiçeği alıyor. Ve bütün bunları aldıktan sonra da cebinde kalan para yine Türkiye'de bir asgari ücretlinin 2 saatte kazandığı paradan fazla. Şimdi kalkıp da siz bütün bu gerçek göz önündeyken nasıl olur da topluma yaygara kopartmayın, batıda durum böyle dersiniz? Cumhurbaşkanı bu konuda son derece yanlış bir adım içerisinde. Politik olarak da yanlış, ahlaki olarak da ben bunu çok doğru bulmuyorum. Hı hı. Ben bir videodan bahsettiniz de onu bir merak ettim. Acaba... Arkadaşlarımız bulur herhalde onu. Onu herhalde reji, sevgili editörümüz Erdal da bakacaklar. Peki, paylaşmak isteriz izleyicilerimizle. Tabii ki. Turan Bey, takip edebildiniz mi Sayın Nebati'nin Londra temaslarını? Ne oldu? Bir bilgi edinebildiniz mi? Güzel bir etki bırakabildi mi? Anlatabildi mi acaba? O katılımcıların da gözleri ışıl ışıl mıydı? Öyle diyor çünkü. Ama Timothy hiç de öyle diyor. Şimdi, Timothy hiç de iyi geçti söylüyor. Ben aslında bu akşam bu yayını size kendi sağlık merkezimden yapıyorum. Geç işim bittiği için eve dönme şansım olmadı. Biz burada 3 saat daha erkeniz sizden. Hı hı. Sayın Nebati son dönemde o kadar çok gözden ve ışıltıdan bahsetti ki yarın Maliye Bakanlığı'ndan alındığında ben onu bir göz kliniğinde çalıştırırım. Gerçekten böyle bir teklifte bulunacağım kendisine. Şimdi... Yani 15 yıldır, 14 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Uzunca bir süredir iyi bir network'üm oldu. Gerek siyasi background'um, gerek hekimlik background'um sebebiyle iyi network'ler ve çevreler edindim İngiltere'de. Sayın Nebati'nin yapmış olduğu bu temaslarla ilgili de çok net bazı bilgilere ulaştım. Bunu yalanlamak isterlerse ben çok rahat bir şekilde Sayın Nebati ve onun yanındaki kişilerle konuşmaya hazırım. Bu toplantılar, bu görüşmeler tamamen bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Bir anlamda şov yapılmıştır ama karşı taraf tatmin olmamıştır. Bu parayı verecek olanlar akıllı insanlar, boş insanlar değil. Türkiye'yi hepimizden çok daha iyi analiz ediyorlar. Ekonominin nerede olduğunu, nereye gittiğini, kimler tarafından nasıl yönetildiğini gayet iyi analiz ediyorlar. Ve onların en temel baktıkları nokta, en temel değerlendirdikleri nokta güven. Ve Türkiye'nin bir hukuk devleti olması ve demokratik bir ülke olması. Bu bakımdan dinlediler Sayın Nebati'yi. Nebati'nin anlattıklarını dikkatle dinlediler. Batılılar bunu çok dikkatli bir şekilde yaparlar. Ve günün sonunda hiçbirinden herhangi bir yatırım sözü gelmedi. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ve hepsinin aldıkları karar, seçimi görelim. Seçimde nasıl bir iktidar ortaya çıkacak? Yeni gelecek olan hükümet acaba Türkiye'yi bizim özlediğimiz ve arzu ettiğimiz noktada demokrasiye, hukuka, insan haklarına riayet eden bir yönetim şekliyle mi yönetecek? Yoksa mevcut yapı devam mı edecek, ona bakacaklar. Ve hiçbirinden herhangi bir pozitif yaklaşım olmadı. Toplantılara katıldılar ve dağıldılar. Yatırım gelmeyecek mi? Yani böyle bir kararları var mı? Yani yatırım şu kadar yaparız, şu zamanda yaparız. Bekleyecekler mi? Türkiye yani, çünkü değerli Çömez'in bir pazar aslında. Anlattığından bu hükümete oldukça yatırım gelmeyecek diyor Sayın Çömez. Ben öyle anladım. Ya Turan Çömez'in ya kendisi gelmiyor ya. Mevcut, yani. Mevcut tavrını değiştirmediği sürece Türkiye'ye batıdan bir yatırım gelmez. Ha evet. Türkiye'ye kara para girer. Türkiye'ye Çin'den belki para girebilir. Ya da Körfez ülkelerinden para girebilir. Ama Batı ne kadar gelir elde edeceğini kestiremediği, önünü göremediği, üstelik garantisinin olmadığı, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarının işlemediği bir coğrafyaya yatırım yapmaz. Bu itibarla buradan herhangi bir söz gelmedi, bir söz verilmedi. Eğer beni yanıltmak ve yalanmak istiyorlarsa Sayın Nebati ve ekibi rahatlıkla nereden nasıl bir yatırım sözü geldiğini kanıtıyla orada koysunlar. Sayın Çömez, seçimi bekleme kararı var bankacılarda, yatırımcılarda diyorsunuz ama ne öngörüyorlar bu seçim sürecine, o bekleme sürecine dair? Bazı haberler çıktı. Cümleyi ya da soruyu tam hatırlayabilecek miyim bilmiyorum ama eğer seçimi kaybederseniz gidecek misiniz? Evet, öyle bir şey okudum değil ben mi? De. Öyle bir sorunun doğrudan bakana sorulduğu yönünde haberler çıktı. Ya da işte yanındaki yetkililere, diğer isimlere
Siz böyle bir şey duydunuz mu? Yani tabii ben de sizin gibi izliyorum Batı medyasını. Geçtiğimiz günlerde New York Times'da çok önemli bir makale yayınlandı. Çok ciddi bir analiz yayınlandı Türkiye ile ilgili. Ben tabii AK Parti'nin kurulduğu zamanı da çok yakından bilen birisiyim. O dönemdeki bütün Batı ilişkilerini, Amerika'daki yapılan toplantıları ve görüşmeleri bizatihi yakından izlemiş ve katılmış birisiyim. O dönemde AK Parti'ye Batı'nın ilgisini ve alakasını çok iyi biliyorum. Ve çok pozitif yayınlar yapıldığını, çok umutla...